Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 16 modelleri alınır mı alınmaz mı sorusuna yanıt almaya çalışacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum sizden ki biz de bu sayede videolarımızın devamını getirebilirim. Evet arkadaşlar, bildiğimiz üzere geçtiğimiz günlerde Apple yeni nesil iPhone modellerini tanıttı. Bu etkinlikte aslında asıl beklenilen şey biliyorsunuz Apple Intelligence'tı ki bunu daha önce Apple zaten belli etmişti. Yani ana sahne, başrolde Apple Intelligence olacak. Bunu zaten hepimiz biliyorduk. Hatta daha önce sizlerle paylaştığımız video içerikleri olsun, yazı içerikleri olsun bundan bahsetmiştik. Dedik ki iPhone 16 aslında bir figüran ve asıl başrolde Apple Intelligence olacak demiştik sizlere ki dediğimiz gibi de oldu. Evet, iPhone 16 tanıtıldı. 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere yine 4 farklı iPhone modeli Apple tarafından karşımıza çıktı. Biliyorsunuz işte işlemcide bazı değişiklikler oldu. Batarya kapasiteleri arttı. Klasik olarak ufak artmalarla Apple yine karşımıza çıktı. Yani iPhone 16, iPhone 15'ten pil ömrü olarak biraz daha iyi, işlemci olarak biraz daha iyi, RAM olarak belki biraz daha fazladır. RAM'i açıklamadılar çünkü. Onun dışında ama çok bir yenilik yoktu. Nereye kadar? Tabii ki Apple Intelligence'a kadar arkadaşlar. Apple Intelligence ciddi anlamda telefonunuza farklılık ve zenginlik katan bir şey ki bu özellik, bu yapay zeka özelliği muhtemelen iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13'te vesaire çalışmayacak. Bunu tam olarak açıklamadılar. Yani buna dair bir bilgi vermediler. Ama görünen o ki A18 Yonga seti bu yapay zeka uygulamasının çalışması için gerekli koşulları sağlıyor. Bir dedikodu şu, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te çalışacak. Çünkü o Yonga seti de en az A18 kadar güçlü diyorlar. Ama bunu önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız. Peki şimdi gelelim sorumuza. iPhone 16 Türkiye'de alınır mı? iPhone 16 Pro, Pro Max alınır mı? Bunları almaya değer mi? Eğer bir iPhone 15 kullanıcısıysak iPhone 16'ya geçmeli miyiz? Ya da bir iPhone 14, iPhone 13 kullanıcısıysak iPhone 16'ya geçmemiz gerekiyor mu? Bu bize gerçek anlamda fark yaratacak yenilikler sunacak mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi az önce de etkinliğin asıl başrolündeki isim Apple Intelligence'dı. Buraya kadar her şey güzel. Hatta Apple Intelligence'ı gösterdiklerinde, yeteneklerinden vesaire bahsettiklerinde o dedik, gerçekten yetenekli dedik. Siri aşırı derecede iyileştirilmiş durumda ve Siri yeni yetenekleriyle birlikte kişiselleştirilmiş bir yapay zeka asistanı bizlere sunuyordu ki Apple burada önemli bir ifade kullandı. Dedi ki bunların hepsi ücretsiz. Tamam, ücretsiz olması çok güzel. Yani böylesine bir yapay zeka uygulamasını Apple'ın bizlere ücretsiz olarak sunuyor olması ciddi anlamda güzel. Fakat burada bir ama var arkadaşlar. Dediler ki Aralık ayına kadar Apple'ın Intelligence, yani Apple Intelligence hizmeti yalnızca Amerikan İngilizcesi olarak sunulacak. Daha sonra dediler biz bunu lokal İngilizce olarak sunacağız. Yani bildiğimiz İngiliz İngilizcesi. Ve ardından da önümüzdeki yılda Japonca, Çince, İspanyolca ve Fransızca olarak gelecek dediler. Bu sayılan diller arasında Türkçe yoktu. Hatta Almanca bile yoktu. Yani baktığınız zaman Almanya Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Almanca dünyada en çok konuşulan dillerden bir tanesi. Ve Apple bunu bile es geçti 2025 için. Ki Türkçe bu noktada nerede işin içine dahil olur? Kestirmek biraz güç arkadaşlar. Çünkü diller sıralamasına göre gideceklerse eğer Türkçe'ye gelene kadar birçok dilin aradan çıkartılmış olması lazım. Siri Türkiye'ye daha erken gelmişti, bunu biliyoruz. Ama Apple Intelligence'ın Türkçe destekli olarak çıkması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Burada aslında şu soru geliyor gündeme. Ya Apple Intelligence yoksa, ben o Apple Intelligence'ı kullanamayacaksam iPhone 16'yı niye alayım? Yani baktığınız zaman iPhone 16'daki yetenekler iPhone 15'te de var, iPhone 14'te de var. Yani böyle kamerada aman aman bir yenilik gelmedi karşımıza. Bakın Pro modellerinde eğer video çekmeyi seviyorsanız slow motion modu falan geliştirilmiş. Yani bunlardan yararlanabilirsiniz ama video çekmeyi seviyorsanız. Ki ben öyle hani günlük kullanıcıların iPhone 16 Pro alıp durmadan video çekeceklerini vesaire sanmıyorum. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman iPhone 16 almak şu an için mevcut fiyatları da göz önüne aldığımızda çok mantıklı durmuyor arkadaşlar. Hali hazırda Apple fiyatlarına zam yaptı biliyorsunuz. iPhone 15'i, iPhone 15 Pro, Pro Max modellerini satıştan kaldırdı. iPhone 15 şu anda satılıyor. Onun fiyatını bir tık düşürdü. Ama internete baktığınız zaman yüksek böyle e-ticaret sitelerine, Apple Türkiye garantili ürünlere baktığınız zaman fiyat çok daha aşağı seviyelerde. Dolayısıyla bu noktada 62 bin, 63 bin Türk lirası ödeyip Apple iPhone 16 almak yerine iPhone 15 ya da iPhone 14 almak çok daha mantıklı görünüyor arkadaşlar. Çünkü arada bir mesela iPhone 14 ile kıyasladığınız zaman 20-25 bin Türk lirası gibi bir fiyat farkı var. Özelliklere bakıyorsun. Hani böyle fotoğraf çekme anlamında olsun, başka
pil tarafında olsun böyle aman aman şeyler yok. Ön kameralar zaten aynı. Apple o lenslerden kaç tane aldı bilmiyorum. Ama tüketene kadar herhalde o lensleri kullanmaya devam edecekler arkadaşlar. Yani yeni bir lens geliştirmeyi vesaire düşünmüyorlar. Ön kamera aynı, o şekilde devam ediyor. Herhalde şunu düşünüyorlar. Ya zaten iPhone olan ön kamerayla çok fazla işi yoktur. Kalkıp da selfie çekmez falan gibi düşünüyorlar herhalde. Bilmiyorum. Başka türlü mantık erdiremiyorum çünkü. Aynı lensleri kullanıp duruyorlar. Bu noktada da aslında o kadar para veriyorsanız tabii şunu düşünebilirsiniz. Ya ben bu kadar para veriyorum. Ön kamerası daha iyi olması lazım değil mi? Çünkü orada segmente baktığınız zaman ön kamerası çok daha iyi olan telefonlar var. Ve bu da ister istemez insanların kafasını karıştırıyor. Ama dediğim gibi mevcut şartlarda Apple Intelligence olmadığı için iPhone 16'yı almak şu anda benim şahsi görüşüm arkadaşlar çok mantıklı değil. Bir de güncel fiyatları da göz önüne alıyoruz. Ki şu anda geçtiğimiz günlerde bir istatistik yayınlandı. Yine her zamanki olduğu gibi iPhone'un en pahalı satıldığı ülke Türkiye, 1929 dolar civarlarında falan iPhone 16. Bu noktada bakıyorsunuz Amerika'daki fiyatı 749 dolar, 799 dolar değişiyor hafızasına göre. Türkiye'de 1900 küsur dolar. Brezilya bile arkadaşlar 1400 küsur dolardan satıyor mesela ki o Türkiye'den sonra en pahalı satılan ikinci ülke. Yani ikinci ülkeyle bile aramızda 400-500 dolar fark var. Ciddi anlamda vergiler can sıkıyor bu noktada. Ve benim size tavsiyem hani iPhone 16 almak yerine çok acil bir iPhone ihtiyacınız varsa, yani iPhone 10X yani 11 falan kullanıyorum artık yenilemem lazım diyorsanız 14'e ya da 15'e geçmeniz daha mantıklı olur. Hani boşu boşuna 16'ya o kadar fazla para vermek mevcut şartlarda mantıklı değil. Dediğim gibi eğer Apple Intelligence Türkçe desteğiyle gelseydi o zaman düşünülebilirdi bu. Derdik yani Apple Intelligence gibi bir hizmet sunulmuş. Bu yazılım aslında parayla sunulsa çok daha pahalı olabilirdi ama Apple bunu ücretsiz sunuyor. Dolayısıyla burada ücretsiz sunulduğu için telefona bu parayı vermek mantıklı vesaire diye konuşabilirdik. Ama mevcut süreçte ne yazık ki bunları söyleyemiyoruz arkadaşlar. Eğer sizlerin de bu konu hakkında yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin yorumlarına ortak olmaya, yorumlarına cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.